Hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Engin, namı diğer Alper. Bugün sizlerle sıfırdan simya masası yapacağız. 3 boyutlu Blender'dan. Yalnız 2 bölüm yapmayı düşünüyorum. Boyamayı 2. bölüme atacağım. Bu bölümde sadece tasarım kısmı olacak. Hepinize şimdiden iyi seyirler dilerim. Her zaman söylüyorum. Artık söylememeye başlayacağım bunu. Edit, Preferences, K-Mapping'den Spacebar Action Play to Search. Ben bunu Search'te kullanıyorum. Çünkü Space'e bastığım zaman direkt burası çıkıyor. Küp'e aldım. Tab'e bastım. Edit moda geldim. Space'e bastım. Subdivide dedim bir kere. Her tarafını kesti. Bir aldım. 7 alayım. Yukarıdan alalım. Wireframe'den. Şurayı seçtim. X'e bastım. Vertices dedim. Burayı seçtim. Burayı da sildim. Vertices dedim. Sildim oraları direkt. Modifier. Geldim buraya. Mirror modifier. Y ekseninde de olsun. Tamamdır. Şimdi burada clipping'i açacağım. Normal şey diyeyim. Z'ye bastım. Wireframe rendered solid material. Wireframe ve solid'i kullanıyorum sürekli olarak. Rendered işin en sonu için. Material Preview'da genel olarak sadece base color'ı görmenize hani tam öyle değil de şöyle açıklayayım. Dümdüz hani herhangi bir ışıklandırma, yansıma bilmem ne olmadan kullanmanızı sağlıyor. Şimdi şunu şöyle büyüteceğim. S'ye bastım. Scale'e S. Ardından geliyorum. Shift'e basıyorum. Z'ye basıyorum. Bu onu sadece Z ekseninde büyütmüyor. Yani sadece X ve Y ekseninde büyütüyor. Tam tersini yapıyor. Bunu S X diyeceğim, pardon. Şöyle biraz daha çekelim. Çok mu büyük oldu? Bu kadar yeterli sanırsam ya. Bir de buna bevel atarsam olur mu? Olacak. Bu kadar bir bevel atalım. Shade Smooth diyelim. 30 derecenin üzerinde kalmıştır burası. Aynen tam tahmin ettiğim gibi. Bunu Ctrl Z. Bevelini şöyle ayarlayalım. Bevel Segment. Ha, siz görmediniz süreyi. Şurada kenarda açılan ayrı bir pencere var. Şuradan buna basıyorsunuz. Burada ayarlar çıkıyor. Segments'ten 2 3 yapalım. Tam Shade Smooth'a denk gelsin. Tamamdır, mis gibi. Dışarıdan çok ses geliyor, bir saniye. Sıcaktan pencere genleşmiş şeyine oturmuyor. Boşluğuna oturmuyor abi, mükemmel ya. Şimdi burayı yaptık mı? Yaptık. Sağ tıkla Shade Smooth, Auto Smooth ve mis gibi oldu. Şurada kusur mu var? Önemli değil ya. Sıkıntı çıkarmaz o bize. Buraya circle değil, silindir mi eklesem? Silindir ekleyeyim. Vertices 4. Ben niye küp eklemedim? Neyse. Şimdi bunu hareket ettireceğim. Şöyle Z'den wireframe aldım. 7'ye bastım direkt. G'ye bastım. X ekseninde biraz oynatacağım. G'ye bastım. Y ekseninde biraz oynatacağım. Y'ye basıyorum bu arada. S ile küçültüyorum. Tamam. 1'e bastım. Şimdi bunun boyutları nasıl? 3.14 tam pi sayısında almışız. Şansa bak. Bu 3.14'lük z ekseninde. Eksi 3.14. Az önce yaptığım matematik hatasını görmediniz sayalım. Tamam mı? O öyle bir şey olmadı. Öyle bir şey olmadı. Küp aldım, düz z ekseninde eksi 1 yap, rotation eksi 1 yaptım,
Space'ten yine apply, scale, location, rotation, all transforms dedim. Bakın. Ağırlık merkezi en üstte geldi. G'ye bastım, x ekseninde oynatıyorum. Scale diyorum. Bakın küçültürken ayarladığım noktanın dışına çıkmıyor. Çünkü şurada şöyle bir olay var. Transform pivot point, bounding box center, 3D cursor, individual origins. Hani 3D cursor aldığınız zaman şu cursor mesela neredeyse ona göre scale diyor. Ona göre, hani ona göre ayarlıyor şeylerini. Bu direkt buradayken aynen dümdüz gelmiş oldu. 1, 3, 3 de y ekseninde oynatıyorum. Çok mu dışarıda oldu? Yo, bence güzel oldu. S, Z yapıyorum bakın. Gene aynı kalıyor. Şu kadar bir mesafe yeterli olur mu ya? Olur bence. Bence olur. Şimdi şuraya geldim. Buna bevel ekleyeceğim bir tane. Hatta şeyim yo. Apply duplicate değildi, pardon. Object moddayım. Add modifier, mirror modifier. Clipping, mirror object'i. Kübü seçiyorum bakın. Her tarafını attı direkt. Apply dedim. Ardından buna geldim. Bevel'e gerek olacak mı ya? Olmayacak gibi bu arada. Aynen, hiç gerek yok. Şimdi apply, bunu da uygulamıştık değil mi? Aynen. Şu önce kübü, sonra küp 01'i. Önce masanın tahtasını, sonra ayaklarını seçiyorum. Ctrl J'ye join diyeceğim. Join'i çıkartmıyor bana. Şimdi çıkardım. Join dedim. Hepsini birleştir şu an. Bunların hepsi tek bir cisim. Ben buraya tekrardan Shade Smooth atacağım mı? Hayır. Şurada bir şey unutmuşuz. Bunlar henüz ayrıyken bunu bevelleyeceğim. Ne kadar bir bevel atsam? Bundan mirror'ı durmuyor. Şöyle bir şey yapacağım. İkiye aldım. Kenarları seçiyorum. Sadece buraları bevelleyeceğim çünkü. Seçtim buraları. Ctrl B ile birazcık bevellesem. Shade Smooth, aynen. Auto Smooth dersen bozulacak mı? Bozulma yaşamadı. Şu kenarları bozuldu gibi geldi en başta. Düşündüğümden güzel durdu. Kalsın onlar, tamam. Bir segment daha ekleyecektim normalde. Vazgeçtim. Ben kendi şeyimi niye burada unutmuşum? Neyse. Yine önce bunu seçiyorum, sonra bunu seçiyorum. Join diyorum. Şu an ikisi tek bir cisim. Şimdi tab'e geldim. Bunu nasıl yapsam? Şöyle yapacağım. Biri aldım. En üstteki kısımda 3D cursor'ı seçtim. Buradan wireframe'e geldim. 2'ye bastım. Hatta 1 de alabiliriz. S ile scale'liyorum. Bakın genişliyor. Azıcık açı veriyorum. Sadece Z ekseninde oynatacağım. Bunu biraz daha küçültelim. S tamamdır. Bu yeterli olur. Şimdi bunun üzerine ne lazım? Bir masa örtüsü. Önce potu yapalım. Potu yapmak daha mantıklı bence. Neydi onun adı be? Sfir. UV sfir.
Bir tane UV sphere aldım. Şu an object moddaymış. Geldim şu üst kısmı. Şurası yeterli olacak desem. Tamam, seçiyorum. E'ye bastım. Extrude ediyorum. Sadece Z ekseninde. Şimdi şöyle bir olay var. Bakın burası düz değil. Bunu ayarlamanız hani bilmem ne falan sıkıntı çıkacak. Ama bunun kolay bir yolu var. S'ye bastım. S'ye basmadan önce Individual Origins. S'ye bastım. Z'ye bastım. Sıfıra basarsam düzleştiriyor burayı. Mis gibi. Dümdüz oldu. Şimdi şu kısmı seçeyim. Buradan. Bunun adı neydi? Proportional Editing ki açtım. S'ye basıyorum. Burayı küçültüyorum biraz. Küçültüyorum. Oh, mis gibi oldu. Şurayı da biraz küçültelim. Tamamdır. Şurayı Alt ile seçersem 2'ye basayım. Buradan mı yapsam şeyden mi yapsam diye düşündüm. Böyle yapayım. S. Sadece kendisini de büyütüyorum. Tamamdır. Bunu G, Z yok. E, Z desem. Hayır. Yeterli Z. 3'e bastım. Yanlış şeyi seçmeyi bırakırsam bugün. Seçtim ya burayı. 1'e bastım. Noktaları gösterdi. Shift'e basarak ortayı da seçiyorum. E ile aşağıya doğru çekiyorum. S ile biraz küçültüyorum. Ardından yine E ile bunu yukarıya doğru çekiyorum. Botun kapağı biraz büyük oldu. G ile Z ile biraz küçültüyorum. Tamamdır. Solid diyelim. Şu an şurada bir yüzey var mı diye bakıyorum. Yok. 2'ye bastım. Burayı seçtim. Burayı fill diyebilirim ama buraya grid fill yapacağım. Çünkü texture larken işime yarayacak. Böyle bir şey var ya. Şeyde basmıyor. Yuvarlak yüzeylerde basmıyor. Onun sebebini öğreneceğim ben bir gün. F'ye bastım. Fill'ledi. Tamam yani bu kadar. Potun üst kısmı biraz yukarıda mı kalmış ya? G, Z ile. Aynen. Böyle daha güzel oldu. Şimdi burayı açalım masayı. Masayı kapatalım hatta. Önce şunu seçelim. Şuraya geldim. Bir diyeyim. Küçültüyorum. Masanın üzerinde bir yere yerleştiriyorum. 3. G, Y de buraya itelim. Tamamdır. Şimdi bir tane plane ile mi yapsam küple mi yapsam diye düşünüyorum. Masa örtüsü yapacağım da. Plane ile yapayım. Altından bakacak. Gerçi arka taraftan gözükmez. Küp ile yapacağım. Her türlü yapacak. Başka bir şey yok çünkü. Şimdi object moddayım. Küp alalım bir tane. Size de bunu bayağı bir küçültelim. 0.001. Tamam, plane gibi oldu ama çift yüzeyli. Tamam, şimdi oldu. Bir sıfır fazla atmışım. Gezeyli biraz yukarıya alıyorum. Solid'de görmemiz nasıl olur? Daha çekelim. Tamamdır. Edit moda geldim. Wireframe aldım. 1'e bastım. Burası geliyor ya. E sadece Y ekseninde. Hatta E'ye bile gerek yok. G ile çekeyim. Sadece Y ekseninde. Bir 7'den bakalım. Masanın şurasından da aşağı sarkacak zaten. Şimdi 1'e geri gelelim. Buradan E ile Extrude ile Z ekseninde. Biraz aşağıya doğru çekiyorum. Ha, bu kadar yeterli. Tamam, güzel oldu. Aynı işlemi burayı da mı yapsam diye düşündüm de gerek yok, var ya, biliyorsunuz.
Yan dondu sandım. Şimdi 7'yi aldım, tam ayarı yapacağım. CTRL-R'ye bastım. Seçer misin artık? Teşekkür ederim. Şuradan yukarıya çektim. Tamam. Şuraya X vertices dedim. Şimdi şurada şöyle bir sorun oluştu. Burada aslında bir tane boşluk var. Bu boşluğun olmaması gerekiyor. Orayı fill ile dolduracağım direkt. Shift ile şu an toplamda bakın. İstatistiği açarsam 4 tane vertices'i seçmişim. Burada F'ye basacağım. Şu an orası doldu. Ve ben bunu mirrorlayacağım. Add modifier, mirror modifier. X dediği sadece Y'de mirrorlayacağım. Tamamdır. Mirror'ı uygulamadan şuraya bir tane bevel atacağım. Şöyle bir şey yapacağım. Yukarı çekiyor. Ben nerede hata yaptım? Çözeceğim ben onu şimdi ya. Küp olsun diye istedim ya, onun için oluyor bunlar. Add modifier. Bevel. Solid. Böyle bunun üzerine alacağım da şuradan da bunu aynı. Otuz derecenin altında bir yer olmaması lazım. Mirror'daki clipping duruyor. Bu buglandı, çok güzel. Burayı şöyle yapacağız. Mirror'ı kapattım değil mi ben yanlışlıkla? Çok güzel. Bevel'i kapattım. Wireframe diyeyim, seçiyorum buraları. Yukarıya çektim. 3'e geldim. Şunu biraz şöyle oynatarak. Şimdi CTRL'ye basıyorum. Aa, bunun olmuyor mu? Olmuyormuş. E'ye bastım. Şuradan kurtardım. Tamam. Bir daha E'ye basıyorum. Kendi elimizde bevel verdik şu an. İyi, hiç sorun değil. Hiç sorun değil. E ile Z, gerçek anlamda Z'ye basıyorum bir daha. Z ekseni de biraz daha çekti. Tamamdır. Shade Smooth dedim. Üst kısım fazla mı yakın oldu? Sanırsam. Auto Smooth'a çektim. Evet, fazla yakın olmuş. Hatta şöyle bir şey daha almış. Şimdi GG yaparsanız aynı hizada, sadece çizgi üzerinde oynatmaya başlar. 3. Ben düz görünümdeyken nasıl onu seçmeyi başardım bilmiyorum. Şuradan. Şöyle çekersem tamamdır. En alt nasıl? En altta mı birebir? Hangisi aynen doğru olanı seçmişim. Yaklaştır bakalım. Şöyle çektim. Tamamdır. Şu an bir sorun var mı? Yok gibi. Ha, şunu ayarlayacaktık.
Lan, çok keskin olmasın diye. Tamamdır. Solid. Tamam. Oradaki katlama kaldı, onu normallerle düzelteceğiz. Çok sıkıntı olacağını düşünmüyorum orada. Şimdi sıra neydi? Küp küp bir. Ortu. Masa. Spear'da. Pot olsun. Pot. Tamamdır. Bunları kapattım. Bir tane kitap yapacağım. Yine küpten çekiyorum. SZ eksenini küçültüyorum. CTRL'e edit modundayım. CTRL'e ray'i aldım. Bir tane kesik attım. Sadece şuradan. GX'e çekiyorum. Bunu CTRL'e B yaptım. Bevel'le çekiyorum. Tamam mı? Kalan da zaten bir şey yok aslında. Çünkü açılan bir kitap yapmayacağız. Çok detaylı bir şeyine girmeye gerek yok. Nasıl yapsam diye düşünüyorum şu an. Üst taraftan çekmeyi denesem işe yarar mı? Extrude ile çektim. Şuraları seçiyorum. Gerçekten yani. CTRL Z'yi aldım. Extrude'dayım. Extrude Region diyor ya. Extrude Along Normalize çekiyorum bunu. Kendi üzerlerinden itirildiler. Kapının şurası şey oldu. Burayı da çekeceğim şimdi. Dokuz geri aldım. G7 çekiyorum, çektim. Z'yi aldım. Orayı da seçti. Şurayı seçsin istiyorum sadece. Tamam. Şurayı seçsin istiyorum. Tamamdır. Ama bunu sırasıyla yapacağım. Hatta kitabı ortadan ikiye de kesebilirim şu an. Yok, bevelde bir segment eksik almışız. Hiç uğraşmayacağım. Sadece şurası seçili kalsın. Merge. Noktalardan merge'liyor. Merge collapse. Şeylik bir şey yok zaten. Sadece şurası. Merge collapse. Tamamdır. Şimdi 1, 3, 7. CTRL. Hayır, donma. Güzel. Tamam. Bir kere daha mı kesti? Evet. Böyle kasma durumlarında olay da pek hoş olmuyor. CTRL-R'ye bastım. Bir kere bastım. Tersine basmışım mesela. CTRL-R'ye bastım. Ortadan kestim. ESC'ye bastım. Wireframe'liyim. Bir aldım. Buraya geldim. Noktaları istiyorum. Bu tamam. O zaten olması gereken nokta. Add modifier. Mirror modifier. Sadece Y ekseninde olsun. Edit moddan çıktım. Apply dedim.
Kitap hazır. Kitap tam olarak hazır değil. Şöyle bir olay var. Şimdi. Bu burada ya. Mirror modifier y ekseninde. X kaldıralım. Şöyle bir şey var. Şurasının normalleri terste kaldı. Onu gösterirsem. Face orientasyona gelirsem bakın. Terste kaldı. Face select'i aldım. Flip normal. Burayı aldım. Şuradan çekiyorum. Extrude Along Normals. Extrude Individual var. Manifold var. Geriye doğru şey yapıyor. Manifold da değil de. Aynen Along Normals'da. Peki. Demek öyle çıkarmayacaksın. Belli olmayacak kadar dışarıya alırsam tamamdır. Şimdi burada face orientation'ı kapatacağım. Göremiyorum çünkü. Wireframe diyeyim. Shift'e bastım. Shift'e bastım. Shift alt yaptım buraya direkt. Tamam. Burada F'ye basarsam tam olmayacak. Grid. Grid fill. Tamamdır. Mis gibi oldu. Şimdi. Face orientasyona bakarsanız. Biz bunun üzerine texture'ladığımız zaman orası artık görünmez kalmayacak. Şimdi pot masa küp kitap. Mirror'ı uygulamadım ki. Apply. Hepsi seçildi mi? Aynen. Şöyle çekersem. Apply. All transforms. Aynen. X'te biraz şuraya getirelim. R'ye bastım. Y ekseninde çok az döndüreceğim. Bunun sebebi burada masa örtüsü olması. Z ile aşağı çekiyorum biraz. Şimdi Z ekseninde biraz daha şöyle döndüreceğim. Solid'de oryantasyonu kapatalım. Pota texture şeyi vermeyi texture demiş. Şey smooth vermeyi unuttum. Auto smooth. Tamam. Sana da smooth vermeyi unuttum. Auto smooth. Evet. Şurada bir kusur oluştu. O ileride nasıl bir şey? Ha doğru. Kusur değil o. O kusur değil pardon. Onu biz yaptık. Azıcık dışarıya çıkardık ya. Hatta hoş da durdu be. Biraz daha çıkarabilirim ben bunu. O kadar değil de şu kadar durabilir. Dur. O kadar ayarlamaya uğraştım ama. Yok ya, eski hali daha iyi, böylesi daha iyi. Şimdi cismin yapımı böyleydi. Muhtemelen yarın paylaşırım. Yarın paylaşmasam ondan sonraki gün paylaşırım. Texture'lamasına gireceğiz. Blender'dan mı tek... Aynen.
Aynen, kesinlikle. Zaten gün içerisinde bir kere boş oluyorum. Onu da zaten şimdi del duvarı kesinlikle. Aklıma şöyle bir fikir geldi. Bir Substance Painter'dan bir de Blender'dan iki farklı texture'lama yapacağım. Videoyu bu noktada kapatıyorum. Buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. İçeriği beğendiyseniz diğer videolara göz atabilirsiniz. Ayrıca kanala abone olup bir tane de beğeni atmayı unutmayın. Zaten buraya kadar izlediyseniz muhtemelen işinize de yaramıştır. Hepinize iyi günler dilerim.